Mutlu günler sayın seyirciler. Nuri Bilge Ceylan bir kez daha göğsümüzü kapattı. Önce 2003'te Uzak'la jüri büyük ödülünü, 2006'da İklimlerle sinema yazarlarının verdiği ödülü kazanan Nuri Bilge Ceylan son olarak da Cannes Film Festivali'nde bizi onurlandırdı. Çünkü dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nin en önemli ödüllerinden birini, en iyi yönetmen ödülünü aldı. Bugün programımızda işte bu ödülü konuşacağız. Türk sinemasının aldığı yolu, bu başarının arkasında yatan sırrı anlamaya çalışacağız. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünsal Oskay da değerli yorumlarıyla bizlerle olacak. Ama gelin öncelikle dün geceye gidelim. Tüm salonun ayakta alkışladığı anı bir kez daha hatırlayalım. Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan Türk sinemasında yeni bir başarıya imza attı. Ceylan son filmi Üç Maymun'la Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Ceylan'a ödülünü dünyaca ünlü oyuncu Faye Dunaway verdi. Ceylan'ın kürsüde yaptığı kısa konuşması ise bir hayli anlamlıydı. Bu benim için çok büyük bir onur. Tabii öncelikle bu seçim için teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda jüriye tabii ki teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok güzel bir ödül. Ve bu ödülü birisine ithaf etmek istiyorum. Benim yalnız ama güzel ülkeme, tutku içerisinde sevdiğim ülkeme adamak istiyorum ödülümü. Çok teşekkür ederim. Eleştirmenlerden tam not alan Ceylan'ın Üç Maymun adlı filmi, küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabasını anlatıyor. Başrollerinde Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ve Ercan Kesal'ın yer aldığı filmin senaryosu Ebru Ceylan, Ercan Kesal ve Nuri Bilge Ceylan tarafından yazıldı. Çekimleri ise 3 ay sürdü. Filmin ödül almasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ceylan'a bir telgraf göndererek aldığı ödülle milletimize büyük gurur ve mutluluk yaşatan Ceylan'ı, Türk sinemasının dünyada geldiği önemli noktayı da gösteren bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyorum dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Nuri Bilge Ceylan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Bu ödül Ceylan'ın yurt dışındaki ilk başarısı değil. 1995 yapımı Koza isimli ilk kısa filmiyle Cannes'da yarışmaya seçilen Nuri Bilge Ceylan, 2003 yılında da Uzak adlı filmiyle jüri büyük ödülüyle erkek oyuncu ödülünü almıştı. Ceylan 2006'da ise İklimlerle Cannes Film Festivali büyük yarışma bölümüne katılıp Fibresci ödülünü kazanmıştı. Haberimizde de aktardığımız gibi aslında bu Nuri Bilge Ceylan'ın ilk başarısı değil. Peki bu başarının altında yatan sır ne? Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünsal Oskay ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Selamlarımız iletiliyor tabii ekranlar aracılığıyla. Hakikaten göğsümüz kabardı. Son dönemde sıklaşan bir durum bu. Türk sinemasının bizi mutlu ettiği durumlar. Siz bu başarıyı bekliyor muydunuz? Nuri Bilge Ceylan'ın daha önceki başarılarıyla da pekiştirdiğimizde ne düşündünüz dün akşam? Nuri Ceylan çok iyi bir sinemacı. Bir de çok çığırtkan olmayan, oldukça alçak sesle konuşan ama çok iyi müzik yapmayı çok iyi bilen, iyi fotoğrafı, görüntü düzenlemesini çok iyi bilen ve dünyayı izleyen bir insan. Ben şimdi buradan biraz belki ağır kaçacak ama dünyayı izlemenin iki yolu vardır. Bir, panoramik bir bakışla. Bazen romanlardan tutun da birçok başka, bizde de Yılmaz Güney'in filmine varıncaya kadar o panoramik bakış dünyayı, yaşanan hayatı bütünüyle göstermek ister. Bu da bir yöntemdir ve bunun çok iyi örnekleri vardır. 1900 filmiyle çok iyi örnekleri vardır. Bu bir başarılı ve son derece olumlu bir yaklaşım. Nuri Ceylan'da ve yeni Türk sinemacılığında daha değişik, lezzeti başka türlü olan yeni bir anlayışla filmler yapılıyor. O beni çok mutlu ediyor. Burada dünyayı, hayatı anlatırken böyle her görüleni görüldüğü biçimde istif etmiyor, anlatmaya çalışmıyor. Belli bir açıdan bir olayı yaşanan çağın koşullarıyla birlikte değerlendiriyor ama bakış açısı daha dar gibi. Sanki yönetmenin ne diyelim, insan sorununu, insanoğlunun bütün serüvenini anlatan şeyi panorabik olarak anlatmak yerine küçük ölçekli, daha mikro düzeyde ama ve çok daha derinlikli ve sakin bağırıp çağırmadan anlatıyor. O bağırıp çağırmıyor ama siz filmi izlerken kendiniz içinizden bağırıp çağırmaya başlıyorsunuz. Böyle bir hayat olmamalı. İnsanlar bu kadar sahte bir yaşamın içine kapatılmamalı filan diye bunu düşünüyorsunuz. Şimdi buradan ben bir küçük sıçrama yapacağım. Bu benim sevdiğim adamlar var işte. Theodor Adorno, Walter Benjamin filan. Onların yıllar önce okuduğum bir sözü benim aşağı yukarı düşünce hayatımı değiştirdi. Biz şeyden geliyoruz. Bütün bir dünyayı anlatmadan insanı anlayamayız filan diye. Makro bakış diyoruz ona. Ya da makro kozmos, yani dünyayı, evreni, insan serüveninin bütününü anlatmadan şimdikini anlayamayız filan diye. Sonra Frankfurtçuları okurken şeyi anladım. Diyorlar ki o hayatın, evrenin somut biçimini o kadar büyük panoramik bir bakış içinde anlatamazsınız. Somut, makro evrenin somut tek bir biçimi vardır. O da mikrokozmos. Makrokozmosu daha iyi anlamak için mikrokozmosa bakmak lazım. Çünkü her insan, her aile, her o yakın gözleme aldığımız topluluğun onun hayatında bütün bir insan tarihinin süzülmüş biçimini yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla somut olarak yakalayabiliyoruz. Öbürü daha ne diyorlar ona, sloganlarla, bilmem nelerle filan oluyor ama iyi Kafka'yı okuduğunuz vakit tek bir insan ama şimdiki hayatımızı da anlatıyor. Nereye geldiğini, bürokrasinin nereye varacağını, toplumsal hayatta denetimin nerelere kadar varacağını, bunları Kafka anlatmasaydı ne diyecektik? Denetim nasıl oluyor? Jandarma ile, polisle, bilmem neyle. Ama Kafka'yı okuduğumuz vakit meslek etiğinin de başlı başına içimize her gün yeniden ürettiğimiz bir baskı biçimi, denetim biçimi olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir insan öyküsünden dünyanın öyküsü çıkabilir ama insanın bütün öyküsünden insan öyküsü çıkarmak, bu ayrıntıları kaybettiğiniz vakit ne oluyor? Afaki laflar. Somutu yakalayamıyorsunuz. Bu lafı bir daha vurgulamak istiyorum. Makrokozmosun somut olarak incelenmesi için tek bakılacak şey mikrokozmosu büyütecin altına almak. Onda insanoğlunun çektiği ta şeyden beri, İskender'den tutun, bilmem Firavunlardan tutun şimdiye kadar ve bu düzenin asli unsurları değişmezse belki de daha uzun bir süre devam edecek olan bu yanlış ve acılarla dolu serüveni yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizce son dönemde Türk sinemasının başarılı olmasının nedeni, en önemli nedeni insanı özne olarak alması, daha sade bir dil kullanması mı? Yani bu film Cannes'daki jürinin önüne geldiğinde bu filmi öne çıkaran bu muydu? Bu filmi öne çıkartan 1900'lerde Zimmer'le, 1920'lerde bilmem kimle devam eden hayatla ilgili gelişkin felsefeyi dile getiren, yazan, çizen yazarlar, filozoflar, edebiyat ürünleri veren yazarlar, müzisyenler, bütün bunlarla tanışmaya biz yeni başlıyoruz. Ondan önce iyi kalbimiz vardı, Maxim Gorki vardı, O vardı, bu vardı filan. Onlardan yola çıkarak da çok güzel filmler yapıldı. Dönemine göre. Yılmaz Güney'i filan hiçbir zaman unutamayız. Onun öncesinde de ne vardı? Yeşilçam geleneği dediğimiz, daha dramatik yapıldığı, melodrama dayanan, o bizim kalbimizi mümkün olduğu kadar insani değerlerini koruyarak kalbimizi muhafaza etti. Ama kafamızı pek geliştirmedi. Neden? Zaten gördüğümüz hayatta hissettiğimiz insanların acılarını, şunlarını, bunları bize gösterdi ama hayatın alternatifini aramamız için kafamızın gelişmesine pek zaman ayıramadı. Ama gene onlar da şükran borçluyuz. Çünkü bizi bugünlere o Yeşilçam geleneği getirdi. Şimdi dizilerde falan görüyoruz. Ondan yavaş yavaş çıkıyoruz, daha rafine, daha gelişkin olan. Anlaşılması zor gibi gözüküyor ama bir kere anlamaya başlarsanız, onun lezzetini alırsanız, bu ne diyorlar mı? İmam bayıldı. Çok. Hocam izninizle rica edeceğim. Yeşilçam dedik, aynı zamanda Yol filminin de adı geçti. Tüm bunların adı geçmişken aslında çok da uyacak bir isim var telefon attığımızda. Aynı zamanda Cannes heyecanını daha önce yaşamış bir isim. Cannes Film Festivali'nde 1982'de Yol filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştık. Yol'un başrolünde de Tarık Akan oynuyordu. Şu anda telefon attığımızda. Mutlu günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler diliyorum. O ana tanıklık etmiş birisiniz. Dün Nuri Bilge Ceylan sahneye çıktığında muhakkak sizin duygularınız hepimize oranlı biraz daha farklıydı. Öncelikle ne hissettiğinizi öğrenmek isterim. Cannes Festivali başladığı günden itibaren televizyonun başındayım. Hep o programı seyrediyorum. Her yıl baktığım zaman içimde kendime ait olan hüzünlerimi taşırım. 1982 yılında ilk Altın Palmiye'yi aldığımız zaman benim ve Şerif Gören'in yurt dışı çıkış yasağımız vardı. Zaten içeriden de hatırladığım kadarıyla bir ay önce falan çıkmıştım. Ve o kırmızı halıda bir sanatçı olarak yürüyememek, o keyfi yaşayamamanın bir yarası var tabii içinde ama onun için baktığım zaman Türk sinemasının birkaç yıldır sürekli olarak Cannes'da ödül alması beni havalara uçuruyor. Yani dün akşam çıldırdım zevkten, sevinçten. Bütün Yeşilçamlı arkadaşlarımın hepsi ağlayarak seyrettiler. Bu kadar önemlidir. Çünkü Nuri Bilge yalnızca Altın Palmiye'yi almanın altında tüm dünyadaki yönetmenlerin en iyisi bu yıl olarak seçiliyor. Oraya yarışmaya girmek isteyen binlerce filmin 19 tanesi yarışıyor. Binlercesi eleniyor zaten kafadan. O kadar önemli bir şey. Ülkem adına çok önemli. Ülke sineması adına çok önemli. Ama sizin programınızı tam olarak seyredemedim ama dinleyemedim şu ana kadar ama çok kısa bir şey başının sonunu yakaladığını sanıyorum. Bu sinemamızın arkasında kimse yok maalesef. Bireysel başarıların sonuçları bunlar. İsterdim ki hem devletin hem Kültür Bakanlığı'nın desteğinin çok daha açık ve net, daha büyük olması ve koprodüksiyon, uluslararası ilişkilerde daha rahat bir serbestiyetlik ve çok daha sanata dayalı, halka dayalı, insana dayalı işlerin ortaya çıkacağını inanıyorum. Sanıyorum ki artık Nuri Bilge diğer genç arkadaşlarıma çok fazla örnek oldu. Çünkü yalnızca Türk sinemasında sınırların içerisinde para kazanmak diye bakılıyor. Bu kadar büyük yanlış olamaz. Çünkü evet, sinema bir ticari iştir. Sinemadan para kazanılır. Ama işte böyle Nuri gibi dünyaya açıldığınız zaman devasa büyüktür onun rakamı. Türkiye'den alınacak para en fazla 3-5 milyon dolardır. Ama dünyada bunu yüzlerle çarparak karşılığını alırsın ve ondan sonraki işte de çok daha büyük ve daha rahat işler yapar. Nuri Bilge Ceylan'ı kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu başarıların neticesi Yeşilçam'a yarayacağından %100 eminim. Biraz uzun konuştum galiba. Olur mu efendim? Gayet de bu heyecanı yaşamış birisinin bunları anlatması, her ne kadar kırmızı halıda yürümemiş olsa da sonuçta o mutluluğu yaşamış birisinden bunları duymak bizi çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için mutlu günler diliyorum. İyi günler, iyi günler. Ve yeniden ben Sayın Ünsal Oskay'a döneceğim. Aslında belki de o gecenin en fazla dikkat çeken noktalarından bir tanesi Nuri Bilge Ceylan'ın teşekkür konuşmasında yatıyordu. Çünkü Nuri Bilge Ceylan yalnız ve güzel ülkeme teşekkür ediyorum dedi. Bu ödülü bir anlamda Türkiye'ye, yalnız ve güzel ülkesine ithaf etmiş oldu. Böyle bir ortamda bu sözleri nasıl okumak gerekir? Bu sözler nitelikli bir aydının, yalnızca sanatçı olarak değil yani bir aydın olarak